Çok güneş var ya. Ege, Ege. Gel. Başarı için bu zamana kadar çeşitli reçeteler verildi. Başarılı insanların tavsiyeleri kulaktan kulağa yayıldı. Bu formüller kimi zaman işe yararken, kimi zaman da yaramadı. Çünkü bu formüllerin işe yarayıp yaramaması kişinin karakterine ve gayretine bağlı. Bu sebeple bu videoda başarı için herhangi bir reçete vermeyecek. Sadece başarıya giden yolda unutmamamız ve benimsememiz gereken bazı kavramlardan bahsedeceğiz. Azmet. Başarı için atılacak ilk adım kararlı olmaktır. Engellerle dolu başarı yolunda sabretmek, pes etmemek ve azmetmek gerekir. Azim, her gün hedefe doğru bir adım atmaktır. Bazen bu küçük adımlar başarı yolunda bir fark oluşturmayacakmış gibi görünebilir. Ancak küçük de olsa bir adım atmak, hiç adım atmamaktan daha iyidir. Unutmayın ki bir sıfırdan büyüktür. Üstelik her gün büyük adımlar atarak ilerlemeye. Çok sinek var ya. Üstelik her gün büyük adımlar atarak ilerlemeye çalışmak, kısa zamanda yorulup pes etmeye sebep olacaktır. Önemli olan adımların çok değil, düzenli atılmasıdır. Uzun vadede, kısa süreli de olsa istikrarlı çalışmak, verimsiz şekilde uzun saatler boyunca çalışmaktan daha etkilidir. Emek ver. Başarı yolunda emek vermek için öncelikle seçilen yola sebat etmek gerekir. Çünkü farklı yollarda aynı anda yürümeye çalışarak ilerlenmez. Elde edilmek istenen başarı tespit edildikten sonra bu başarı uğruna emek verilmelidir. Peki nedir emek? Emek, önceki gün başarı binanıza yerleştirdiğiniz taşa bugün bir yenisini daha eklemektir. Telaşa kapılmadan bir sonraki adımı atmaya cesaret etmektir. Verilen emeğin karşılıksız bırakılmayacağı hususunda Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tas tamam verilecektir. Dolayısıyla tereddüt etmeden Allah'ın vaadine güvenerek ve verilen emeğin karşılığının görüleceği umuduyla çalışmaya devam edilmelidir. Her başarı uğruna ödenecek bir bedel ister. Başarılı olmak ve hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız bu bedelleri göze almalısınız. Nurullah Genç bu durumu "Bedel istiyor rüyalar benden" şiirinde şöyle ifade etmektedir. Ne ayak istiyor ıssızlığa yürüyen, ne el istiyor benden aynalar. Dokunamıyorum, gözlerim uzak. Dokunamıyorum, yüzümde rüzgar. Bedel istiyor benden aynalar. Bana küsme toprak, yüz çevirme su. Kalbime kapanıp ağlama ey gök. Hayatın en vahşi kıvılcımları başımdan aşağı süzülecekse sen dök umutları avuçlarıma, sevdayı sen dök. Yol uzun, umutsuz çıkamam yola. Zamandar, sevdasız yürüyemem ki. Hangi aşk beslenir hazinelerden? Hangi can sığınmış paraya, pula? Dirilmeye geldim, çürüyemem ki. Azığımı hazırlasın aynalar. Dağarcığım sabır kıvamındadır. Önümde sahra, ardımda uçurumlar. Ne dönebilirim, durabilirim. Ne taşlar engeller beni, ne kumlar. Adım adım ufuklara sevdalı. Bir gezgin olmayı öğrendim artık. Kendimi dağlara vurabilirim. Ne alkış istiyor ne de sessizlik. Başarmanın efsunlu ülkesinde git ve gel istiyor rüyalar benden. Dorukta bir hayal menzilim artık. Her yanda alevler, her taraf duman. Bedel istiyor rüyalar benden. Kıyastan kaçın. Başarı için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, başkalarının başarılarıyla kendi başarılarımızı karşılaştırmamaktır. Çünkü bu kıyas hali insanı umutsuzluğa ve kaygıya sürükleyecektir. Bu iki duyguysa kişiyi olumsuz etkileyecek ve çalışma şevkini kıracaktır. İnsan kendi elindekileri küçük görürken başkalarının sahip olduklarını gözünde büyütme eğilimine sahiptir. Bu durum İngilizlerin bir atasözüne şöyle özetlenmiştir. Komşunun çimeni her zaman daha yeşildir. Oysa bu önemli değildir. Çünkü komşunun çimeni sizinkinden daha yeşil olsa bile sizin yapmanız gereken kendi çimenlerinizle ilgilenmektir. Rekabet, hırs ve kendini sürekli başkalarıyla kıyaslamak başarıya giden yolda insanı engeller. Cenab-ı Hak bu noktada insanlara uyarır. Yüce Allah,
Nisa suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup da sizde olmayanı hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'tan lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Bu yüzden başkalarının başarılarına bakıp imrenmek yerine kendi yolunuza ve hedefinize odaklanıp ilerlemelisiniz. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. Eyvallah.